gel hep önde. Geceler zaten kara, yüzünü görmek güneşe bakmak gibi zaten. Ne zaman istesem sen yakıyorsun. Elim hep dudağımda durmuş, sessiz bir ifade. Geceler hep suskun, aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman istesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Yastığında kalmış yüzün, biraz ayrılık biraz üzüm. Say ne kadar zaman oldu, dokun ellerim kör oldu. Bak bulamadım başka birden, gözlerim yakar yeniden. Herkesi unutur da yüreğim seni saklar bir tanem. Yastığında kalmış yüzün, biraz ayrılık biraz üzüm. Say ne kadar zaman oldu, dokun ellerim kör oldu. Bak bulamadım başka birden, gözlerim yakar yeniden. Herkesi unutur da yüreğim seni saklar bir tanem. Geceler zaten kara, yüzünü görmek güneşe bakmak gibi zaten. Ne zaman istesem sen yakıyorsun. Elin hep dudağında durmuş, sessiz bir ifade. Geceler hep suskun, aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Yastığında kalmış yüzün, biraz ayrılık biraz üzüm. Say ne kadar zaman oldu, dokun ellerim kör oldu. Bak bulamadım başka bir dert, gözlerim yakar yeniden. Herkesi unutur da yüreğim seni saklar bir tanem. Yastığında kalmış yüzün, biraz ayrılık biraz üzüm. Say ne kadar zaman oldu, dokun ellerim kör oldu. Bak bulamadım başka bir dert, gözlerim yakar yeniden. Herkesi unutur da yüreğim seni saklar bir tanem. Yastığında kalmış yüzün, biraz ayrılık biraz üzüm. Say ne kadar zaman oldu, dokun ellerim kör oldu. Bak bulamadım başka bir den, gözlerim mi yakar yeniden. Herkesi unutur da yüreğim seni saklar bir tanem. Yastığında kalmış yüzün, biraz ayrılık biraz üzüm. Say ne kadar zaman oldu, dokun ellerim kör oldu. Bak bulamadım başka bir den, gözlerim yakar yeniden. Herkesi unutur da yüreğim seni saklar bir tanem. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun.
Geceler benim. Geceler bana. Unutun beni. Biraz eskilerine vurduk arkadaşlar. Bir parça yaptık böyle cover kendimize göre. Umarım beğenirsiniz. Şarkıyı ne acaba?
bu son görüşmemiz. Kim bilir bir daha karşılaşmayız. Belki de bir daha görüşemeyiz. Ayrılmalıyız. Ayrılmalıyız. Kim bilir bir daha karşılaşmayız. Belki de bir daha görüşemeyiz. Ayrılmalıyız. Ayrılmalıyız. Seni sevdim bir mevsimlikmiş senle aşkım. Bakarken birden yok oldum. Dün gece severken bu sabah
çok korktum. Aman anlat tatlım bana bu güzeli. Çok yorulmuştum, uyuyakaldım. Rüya gibi geldim ama birden sadece sizde. Vücuduna bakarken birden yok oldum. Dün gece severken bu sabah çok korktum. Aman anlat tatlım bana bu gece ne oldu. Peşimde düştüm manyak gibi. Rüya gibi geldi ama birden yok oldum. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. İster
kalan nereden nasıl? Uçmak zor mu senin için? Mevcut duruma alışanlardan mısın? Aşk mı sen? Sevişmek herkesle aynı mı sen? Dar yok mu sen? Hayata üşenenlerden misin sen? Benim bir
Kuzey Kıbrıs. Bugün Lefke Avrupa Üniversitesi'nde çok güzel ve çok özel konuklarımız bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişler Bakanlığı nezdinde Kuzey Kıbrıs'ımızı ziyarete gelen çok özel konuklarımız vardır. Bunlar kimlerdir? Onlarla tanışacağız, onlarla çok güzel sohbetler edeceğiz. Öncelikle biraz tarihçesini verelim bu işin. 1986 yılında Çernobil nükleer santralinde meydana gelen patlama sonucunda çok büyük bir olumsuzluklar yaşanmıştı. Ve bu olumsuzluklar çerçevesinde bu patlama sonucunda sağlık sorunlarıyla, sağlıklarla boğuşan küçücük çocuklar dünyaya geldi. Ve bu çerçevede bu çocuklara rehabilitasyon programı çerçevesinde dünyada birçok ülkede bu çocukları ülkelerine davet ediyorlar, misafir ediyorlar ve onların yaşam standartlarının kalitesini artırmaya çalışıyorlar. Bu aslında çok önemli bir olaydır. Ya bu bütün ülkelerin sosyal sorumluluk çerçevesinde yapması gereken bir etkinliktir. Ve ne mutlu bize de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de böyle gurur verici bir programa bizler de dahil oluyoruz. Evet, bu program çerçevesinde konuklarımız, pırıl pırıl gençlerimiz 14 ve 17 yaşları arasında bulunmaktadırlar ve Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret etmişlerdir ve ne mutlu bize ki Lefke Avrupa Üniversitesi'ni de ziyarette bulunmuşlardır bugün. What are the actual age groups of the children right now? It's from 14 up to 16 years old. And how long will you be here for? We have, I think, 5 days left. Unfortunately, you had faced a lot of unfortunate situations because of the incident. But what I would like to know, because that's all in the past now, and I'm sure that you have been able to manage to cope, and your people has been managed to cope with all the health hazards and so on and so forth. But what we would like to know is that these types of rehabilitation programs, what are the effects on the psychological effect on the children? Does it help? Is it working? I mean, do these children get to visit a lot of places around the world? And what kind of effect does it have on, you know, the well-being of the children? Well, in general, I can say that all the recuperation holidays, they really affect the children's health. Mm-hmm. Because first of all, they've got positive emotions, right. And it is very important. Mm-hmm. The other thing, they can see different countries, they can meet different interesting people, mm-hmm. and again, positive emotions. Right. And the third thing is that Belarus is not really a very warm country. Right. So children here, they can see this, they can watch the sea, they can right. bathe in the sea, they can sunbathe, so it's quite right. fine for them. And right. I think it's great. I'm sure they will really enjoy the nice weather here in Cyprus as well. Evet sayın seyircilerimiz, şöyle bir açıklama yaptık. Ardından hemen soru sorduk. Dedik ki, yani geçmişte yaşadığınız bir takım sağlık sorunlar oldu maalesef. Ve çocuklarınız bunlarla boğuşmak mecburiyetinde kaldılar. Ama bunun akabinde, yani bu tarz rehabilitasyon programlarında ne gibi etkenleri, ne gibi
bir unsurları olmuştur etkin, yani pozitif olarak. Ve arkadaşımız dedi ki, Liza dedi ki, yani bu çok önemli bir şey. Çünkü sağlık sorunlarıyla boğuşurken pozitif olmak çok önemli olaydır. Yani ne kadar pozitif olursanız sağlık sorunlarıyla o kadar kolay boğuşursunuz. Ve işte bu tarz rehabilitasyon programları, bu tarz geziler onların tamamıyla kendi dünyalarından çıkıp farklı kültürlerle tanışmak, farklı kültürlerle yaşamak onlara inanılmaz pozitif unsur salgılamaktadır. Ve bunun hemen akabinde de tabii ki güzel Kıbrıs'ımızın güzel havasından bahsettiler. Belarus bildiğiniz gibi soğuk bir ülke. Soğuk ülkeden çıkıp sıcak bir ülkeye gelmek, onlar denizi görmek, sahilde gezmek onlara inanılmaz güzel, olumlu yönler yaratmaktadır. Okay, and there's a couple of questions I would actually like to ask some of the students. What do they think about their future? Что вы думаете о своем будущем? As far as career goes. Например, о карьере, профессии, какой бы, чем бы хотели заниматься в будущем? Sports. Computer. Кто-нибудь хочет стать доктором у нас? Oh, some of the girl teachers are doctors. Yeah, okay, okay. And sports? I think that's sports. Okay, all right. Evet, arkadaş, öğrenci arkadaşlarımıza ileriki hayatlarında meslek, hangi mesleği seçmek istediklerini sorduk. Birçok erkek öğrencimiz spor dalında seçmek istediklerini söylediler ve bilgisayar dalında. Birçok kızımız da öğretmen ve doktor diye cevap verdiler. Okay, there's one more final question I would like to ask. Maybe one of, you know, someone within the group would like to give a small message in regards to world peace and safe environment. Would that be possible? Yes, I think yes. Ребята, кто-нибудь, скажите пару предложений относительно мира во всем мире и проблем с экологией. Ну, в первую очередь хотел бы, чтобы не было войны. Спасибо всем, кто пригласил нас сюда. Очень интересно. Познакомились с культурой, посмотрели институт и отдыхаем на море хорошо. Что еще? Ну, следили, чтобы за экологией, не мусорили. Что еще? Да, мир, что всему миру, все, ну, дружба между народами, чтобы приезжали сюда почаще, приглашали. И, ну, что еще? Блин, дружба между народами. Thank you very much. Sayın seyircilerimiz, çok güzel konuştu arkadaşımız. Öncelikle kendisinin 15 yaşında olduğunu öğrendik. İsmini de tekrar, can I have his name again? Dima, ismi de arkadaşımızın Dima'dır. Öncelikle dünya barıştan bahsetti. Dünyada barış çok önemli. Çünkü dünyada barış olduğu sürece bizler de, bütün dünyanın insanları da çeşitli ülkeleri ziyaret edebilir, çeşitli kültürlerle tanışabilir, çeşitli, yani dünya insanı olabiliriz dedi. İkinci olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devletine, Dışişleri Bakanlığı'na ve bütün üniversite, ziyaret ettikleri üniversitelere teker teker teşekkür ettiler. Ve son olarak da çevre temizliği, çevre bakımına da gelince çok ciddiye almamız gereken bir konu olduğunu söyledi Dim arkadaşımız. Kesinlikle büyükten küçüğe herkesin çevre temizliğine dikkat etmesinin gerektiğini söyledi. Ortalığa çöp atmamamızın gerektiğini söyledi ve özellikle de sigara, kapalı veya açık alanlardan sigara içilmemesinin gerektiğini vurguladı Dima arkadaşımız. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Thank you very much once again. Thank you very much. I wish you all good luck, good health in your future, and I believe that you will be very successful in whatever you do. Can you please translate this? Yes. Она еще раз благодарит за то, что мы здесь собрались. Очень надеется, что все в будущем у вас будет хорошо. И спасибо. Arkadaşlarımız da çok teşekkür ettim. Sağ olun. Çok teşekkür ettim. Onlara tekrar hoş geldiniz dedim. Hayat boyu sağlık, huzur ve emin olduğumuz bir şey var ki bu pırıl pırıl gençler, eminiz ki bir gün çok başarılı olacaklardır.
Evet misafirlerimize Kuzey Kıbrıs'a tekrar hoş geldiniz der. Bizimle bu güzel programı paylaştığınız için siz seyircilerimize de çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın, dostça kalın, huzurla kalın ve sağlıklı kalın dilerim. İyi günler. Burası Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı köy kadın kursu olarak biz burada görev yapıyoruz. Ben 1986 yılında köy kadın kursu öğretmenliğine başladım. 25 yıldır görev yapıyorum. Burada hanımlar hem boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem yaptıkları işleriyle aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Ben işlediğim halde haftanın 4 günü birer saat gelmeye çalışıyorum. Belki ürettiklerim arkadaşlarıma göre daha az. Ama stresimi atıyorum. Ondan sonra bir şeyler üretmek güzel geliyor. Şu anda da bir sele yapıyoruz. Kıbrıs'a özgü. Hem eski dekorasyonlarda kullanabileceğimiz bir şey. Hem eskiden burada molihiya veya nane kurutuluyordu. Aşkından oldum deli. Bütün bayanlara, boş oturan bayanlara, ev hanımlarına tavsiye ederim. Buraya gelsinler. Hocanımızdan çok çok memnunuz. Sırasında annemiz, sırasında çocuğumuzdur. Çok mutluyum ben buraya geldiğim için. Evet bu kozalar Mart ayında dutların açılmasıyla ipek böcekleri açılıyor. Onları biz üretiyoruz ve tek canlı olarak ipek böceği kendini hapseden bir böcektir. Ben bunları çok seviyorum çünkü ne bileyim insanlara böyle güzel bir şeyler sunmak, bunları el işi olarak yapmak ipek böceğinin çok büyük anlamı vardır Kıbrıs'ta da. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Her yıl 2 yıldan beri de 8-9 Haziran Ceviz Festivali'nde Lefke Kadın Kursu'nun da sergisi açılır. Bu sergide yaptığımız bütün ürünlerimiz sergilenir. Koza işleri, 3 boyutlu resimler, özellikle tahta oymacılığı, lefkara, çok farklı işlerimiz vardır. Herkesin gelip de bu sergiyi görmelerini isteriz. Tüm köylerimizin de katılmalarını istiyoruz. Burada çok güzel işler yapılır. Ayşen Hoca'nın bize çok güzel işler gösterir. Görüldüğü kadarıyla tatlılar yapılır. Herkes bir tatlı yapar. En çok özellikle de samsı. Yıllar vardır ki çoğu insanlar bu samsıyı yapmıyorlar. Tabağa koydum moru, lefkede çalar boru. Kadınlar atlar yaşar, adamlar çeker zor. Gençler bu tatlıyı pek yapmak istemiyorlar, bilmiyorlar. Hamur işini sevmiyorlar herhalde. Onun için daha ziyade yaşlılar yapıyor. Hamuru suyla yoğururuz. Biraz zeytinyağı döker. Zeytinyağıyla da iyice yoğurduktan sonra hamuru dinlendirmeye bırakırız. Ondan sonra masanın üzerinde aşkı halinde açılır. İkiye katlanır bezem. Börek aletiyle paklava paklava kesilir. Çatalla kenarları şekillendirilir. Ondan sonra kızgın yağda kızartılır. Yağdan sonra şuruba atılır ama şurubun soğuk olması lazım. Lokma şurubu gibi kıvamlı olması lazım.
Şuruptan çıkarılır. Böyle kayık tabaklara koyarız. Üzerine badem ceviz serperiz. Bütün evde oturan bayanları, genç kızlar özellikle buraya katılmalarını bekleriz. Burada çok güzel işler yapılır, çok güzel zaman geçirilir, çok güzel geziler düzenlenir, her ay yemeklere gidilir.